Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye seçimlerinden 10 gün önce Yunanistan'da Naftemporiki gazetesiyle özel bir röportaj yaptı. Kılıçdaroğlu Yunan Naftemporiki gazetesine verdiği özel mülakatta Avrupa Birliği ve özellikle Yunanistan'la ilişkiler açısından üyelik müzakerelerini canlandırmak, aynı zamanda yasal ve düzenleyici standartları iyileştirmenin yanı sıra ilişkilerimizde istikrar, karşılıklı güven ve anlayışı yerleştirmek istiyoruz ifadesini kullandı. Naftemporiki'nin haberinde şu ifadeler kullanıldı. Kılıçdaroğlu dış politikaya atıfta bulunarak yurtta sulh, cihanda sulh doktrininin geri dönüşüne kendini adadı. Açıkladığı gibi bu varsayım ülkemizin barışının, güvenliğinin ve refahının daha geniş olarak dünyadaki olduğu kadar çevredeki gelişmelere bağlı olduğu anlamına gelir. Kılıçdaroğlu ayrıca yeni bir işbirliği döneminden bahsederek Akdeniz Birliği ülkeleriyle işbirliği yapılması gerektiğini önerdi. Su için, barış için birlikte çalışacağız. Birlikte çalışmak zorundayız dedi. 14 Mayıs'ta yapılacak Türkiye seçimlerine gelince Kemal Kılıçdaroğlu zaferden emin görünüyordu. Otoriter bir rejimi demokratik yollarla yeneceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu diğer soruların yanı sıra göçle ilgili bir soruya iktidara gelmesi halinde Türkiye'nin ülkeye tüm yasa dışı girişleri durduracağını ve sınırların güvenliğinin bir öncelik olacağını belirterek yanıt verdi. İlk aylarında alacağı tedbirleri sıralayan Kılıçdaroğlu, kamuda israfa son vereceğiz. İsrafın önlenmesi baştan başlayacak. 16 başkanlık uçağı satılacak ve itfaiye uçakları satın alınacak. Cumhurbaşkanına hakaret suçu kaldırılacak. İfade özgürlüğü korunacak ve genişletilecektir dedi. Ulusal ittifak ortaklarımızla en temel ve hayati konularda hemfikiriz. İdeoloji, din, dil, ırk, cinsiyet veya kimlik temelinde ayrımcılık yapmayan bir devleti yeniden kurmalıyız. Temel konularda ve politikalarda hemfikiriz. Ancak tabii ki ulusal ittifaktaki ortaklar arasında da farklı görüşler var. Demokrasileri güçlendiren, diyaloğu ve tartışmayı teşvik eden gerekli ayrım budur. Farklılıklar bağlarımızı güçlendirir. Bu nedenle Fırat ve Dicle nehirleri önümüzdeki 20 yıl içinde kuruma riskiyle karşı karşıyadır. Bu iki güçlü nehir kuruduğunda ne olacak? Suriye ve Irak'tan gelen iklim mültecileri Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya akın edecek. Bu sorunu ele almak için bütünsel ve net bir planımız var. Mevcut su kaynaklarımızı verimli ve adil bir şekilde paylaşmaya, Suriye ve Irak'ta etkin su yönetimi tekniklerinin benimsenmesini desteklemeye devam edeceğiz. Su için, barış için birlikte çalışacağız. Birlikte çalışmak zorundayız. Yunan kardeşlerimin iklim değişikliğinin etkilerini hissettiklerini biliyorum. Daha sıcak yazlar, daha fazla yangın, her şey değişir. Bunu burada Ege'nin diğer yakasında hissediyoruz. Şimdi harekete geçmezsek bu sorunlar zaman geçtikçe daha da kötüleşecek ifadesini kullandı. Öte yandan aynı gün Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren İsrail Savunma Bakanı Yav Gallant, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'la bir araya geldi. Yunan bakan saldırı revizyonizmi bölgemizde karşılaştığımız en büyük sorundur ve uluslararası hukuk düzeni için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Ülkelerimizin refahı için büyük stratejik öneme sahip ancak aynı zamanda birçok zorluk ve tehdit içeren Doğu Akdeniz'deki güvenlik durumunu da ele aldık açıklamasında bulundu.